Alo? Alo? Cafer Pilavat'tı, buyurun. Buyurun. Alo? Ne oldu abi, yine mi ses yok? Ha, yok. Bu üçüncü. Biri bizi işletiyor galiba. İyi geceler. İyi geceler. Yine bekleriz. Hadi Pemgen, ben gidiyorum. Kolay gelsin. Hadi abi, iyi geceler. Cafer, Cafer. Ah babacığım, hayrola? Sultan Hanım hastalandı. Telefon ettim sana ama bir türlü düşünemedim. Anam, o sen miydin? Nesi var? Bilmiyorum. Fenalaştı birden. Vah vah, geçmiş olsun Halil Bey. Çırpınmaya başladı kuş gibi. Çok korktum. Sonra biraz kendini toparladı ama. Dur babacığım, dur. Telaşlanma. Gülsüm gider bakar şimdi. Baksın. Bakar. Yalnız mı bıraktın evde? Hüseyin geldi yanına. Çocukları da aradım ama yok iblisler. Kim bilir nerede sürtüyorlar. Kıracağım boynuzlarını. Gel babacığım, gel. Ne oldu sana böyle aniden kız? Nazar mı değdi? Yok abi, ne nazarı Allah aşkına. Azmış moruk. Gecede 2 saat uykum yok. Yok artık, daha neler kız. Kız, yoksa fazla mı yedirdin padişah macununu? Ahı gitmiş vahı kalmış. Macun ne yapsın buna abi? Teneşir paklar böylelerini, teneşir. Yok abi yok. O beni gömecek bu gidişle. Ağzından yel alsın kız. Söyleme öyle şeyler. Sen daha çok koca eskitirsin. Geldi geberesice. Yum gözünü kız. Ahla ofla. Hasta görün biraz. Hastayım zaten abi. Daha ne hastası be? Aferin. Nasıl oldu iblis? İyi değil enişte. Açamıyor gözlerini. Halini hiç beğenmiyorum. Ben bir bakayım. Daha olmasa hastaneye götürürüz. Sen bir bak da kızım. Hadi. Geçmiş olsun. Aç gözünü Sultan Hanım. Aç aç. Neyin var? Ateşi yok. Tansiyon da normal. Yok bir şey be. Boşuna telaşlanmışsınız. Boşuna olur mu kızım? Kuş gibi çırpınıyordu. Gitti geldi vallahi. Numara mı yapacak koskoca kadın? Ölsem inanmaz o. Çarpıntısı var biraz. Kavga falan mı ettiniz? Ne kavgası bacım? Güldürme insanı. Anla işte. Tövbe. Çok konuşma iblis. Kavga kızım, kavga. Heyecanlandı. Yanımda bir sinir ilacı falan varsa ver, sakinleşsin biraz ha. Niye kalktınız kızım? Yatın bakalım hadi. Uykumuz kaçtı baba. Annem nereye gitti? Sultan Hanım hastaymış. Dedenizle gitti. Gelir şimdi. Çok korktuk baba. Yatın hadi yat. Yok bir şey. Arun Cafer Pilavat'tı, buyurun. Şşşt. Sen de bırak gevezeliği, gece vakti. Baba bak, ben resim yaptım. Ev resmi mi yaptın? Aferin. Bizim evimiz de bunun gibi olsun baba. Bahçesi de olsun. Olacak kızım, bahçesi de olacak. Babanız biraz daha kazansın para. Heh, anneniz de geldi. Aa, siz neye kalktınız kızım? Ne olmuş Gül? Kötü bir şey mi? Aman bırak. Konuşturma beni çocukların yanında. Yemiş babam şeyleri. Aa, aganigi naganigi desene. Dedem fındık mı yemiş? Anam. Yemiş kızım, yemiş. Sultan Hanım da yemiş. Mideleri bozulmuş. Hadi yatın siz artık, hadi. Artık içme sen Cenab abi ya. Yarın programım var biliyorsun. Biliyorum canım hiç. Şimdi ben de o konuya gelmek üzereydim. Yapma abi ya. Yoksa gene para meselesi mi? O da var canım hiç. Radyo sohbetleri, hayran mektupları. Bunlar güzel şeyler tabii de, bir şairim biliyorsun. Bir ismim var. Var tabii abi. Sen çok büyük bir şairsin. Zaten o yüzden bu program bu kadar ilgi görüyor. Sağlığınıza. Sağlığına Sıtkı abi. Sağlığına İbrikçi. Aydıncığım biliyorsun şairlerin de para ihtiyacı var. Onlar da yemek, giyinmek, barınmak zorunda. Sanat karın doyurmuyor. Görüyorsun, sahte paşa tabloları yapıp satarak durumu kurtarmaya çalışıyoruz. Sahte mi?
Ben onu Cenab-ı abinin paşa dedesi sanmıştım. Güldün mü beni canım? İçi 3-5 kuruş kazanalım diye modellik yapıyorum bu resimlere. Sağlığına. Sağlığına abi. Ev sahiplerimizle de başımız dertte. Kirayı %25 arttırdık, beğendiremedik sahibiciğime. %60 işte. Vay be. Hiç insaf kalmamış bu adamlarda. Ne yazık ki öyle. Ama sen insaflı bir yapımcı olarak herhalde %30'luk bir zammı çok görmezsin. Hı. %30 mu? Yapma abi ya. Çok fazla bir şey istemedi Aydın. Evet. Çok fazla bir şey istemedim. Ayrıca kalite ucuza gelmiyor. Tamam abi. Konuşacağım patronla ama söz veremem. Konuş canım içi. Bak evde kalmış sivilceli kızlara, Ayla Hanım gibi histerik tiplere her hafta 2 saat dil döküyorum mikrofondan. Bunun da bir bedeli olmalı. Hadi sağlığına. %30. Ha? Kız şunun sesini biraz Ali. Gece yarısı oldu, herkes yattı. Ne olacak benim halim be abla? Düşündükçe moralim bozuluyor. Başlama gene hadi. Ne varmış halinde? Babamların da keyfini kaçırdı. Hiç sanmam keyiflerinin kaçtığını. Ne söylesem hallolur, hepsi hallolur diye baş sallıyorlar. Hallolur tabii hepsi zamanla. Ben de öyle düşünüyorum. Doğru dürüst bir iş bile bulamıyorum be abla. Bulacaksın, sabırlı ol biraz. Sadece zaman meselesi. Biraz da şans tabii. Heh, şans, kader, kısmet. Sen de başladın annemler gibi konuşmaya. Keşke Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koysaydım. Dil biliyorum, üniversite mezunuyum. Siyasette pek deneyimi sayılmam ama... Geçti oğlum, geçti. Aklın neredeydi? Çocuk aklın Nazan. Geleceğe dönük bir umut veremiyoruz gençlere. Bence biraz büyütüyor Şükrücüğüm. Bilgeler de zor günler geçirdi ama... Bak şimdi ikisi de iş güç sahibi. Nereden belli iş güç sahibi oldukları be Nazan? Kaç yıldır çalışıyorlar. Bir kenarda 5 kuruş birikimleri yok. Baba parasıyla ev almaya çalışıyorlar. Orası öyle ama. Yok yok. Yanlış bir şeyler var bu toplumda. Özene bezene çocuk yetiştiriyorsun. Eğitimse eğitim, fırsatsa fırsat. Yine de bir hayat güvencesi sağlayamıyorsun. Bizimkiler yine talihli Şükrücüğüm. Bir de bu imkanlara sahip olamayanları düşün. Ben de onu söylüyorum işte Nazan. Biz bile böyleysek gerisini sen düşün artık. Seçip Ankara'ya gönderdiklerimizde bu işlerle uğraşacaklarına kendi havalarında. Ha. Geldi. Nerede kaldın Aydın? Sorma sevgilim ya, dert babası olduk. Sen mi ben mi? Ali içime fenalık getirdi. Ne oluyor oğlum? Derdin ne senin? Anlat bakayım enişteme. Hiç be enişte. İş, askerlik, gelecek. Kafamız bozuk anlayacağın. Ya biz ne yapalım oğlum? Bak ekmek parası uğruna sarhoşların nazını çekiyoruz bu saate kadar. Sen yine şanslısın. Babanların kale gibi şirketi var. Ya ne demezsin? Holding, holding. Yalan mı Ali? Cem'le sana veliaht gözüyle bakıyorlar. Güzel konuştun vallahi sevgilim. Öpeceğim. Hamilelik de çok yakıştı benim karıma. Aydın, leş gibi içki kokuyorsun yani. Mecburen sevgilim, ne yapayım ya? Bu arada bulmuşsun kafayı enişte. Bana bak, güzel konuş benimle fena yaparım. Gelme üstüme enişte, zaten ayakta duramıyorsun. Şşş, gürültü yok, babamlar uyuyor hadi. Oğlum bu halimi de yeterim ben sana. Yok ya. Tabii. E benden günah gitti o zaman. Kesin şu şamatayı diyorum size. Babam bir uyanırsa. Ayşen. Geç oldu kızım, yatmıyor musun? Yemeği geceden pişireyim dedim baba. Yarın hiç vaktim olmayacak. Sabah ders. Öğleden sonra 19 Mayıs provası, akşamüstü aerobik. Bazen için parçalanıyor sizin için evladım. Nazif de sen de çok yoruluyorsunuz. Ne geceniz belli ne gündüzünüz. Hayat mücadele baba, ne yapacaksın? Orası öyle de kızım. Hadi ben yatıyorum, Allah rahatlık versin. Sana da baba. Yarın öğlende yersin bu fasulyeden. Aha. Tuz koymuyorum, sen de yerken fazla ekme olur mu? Aha. Olur kızım, ekmem merak etme. Aa. Nazif sen misin? Aa. Benim baba.
Hayrola Nazif, erken mi bıraktın bu akşam? Bıraktım Aysel, ne yapayım? Doğru düz iş olmadı. Araba sahibine de cepten para verdim vallahi. İsabet olmuş. Biraz uyursun bari bu gece. Karnın aç mı? İstemem bir şey Aysel. Zaten midem de kötü. Ülser yapacak bu iş beni. İti, kopu, sarhoşu. 40 kere söyledik ulan. Bırak şu taksiciliği. Söz dinlemiyorsun ki. Vah canım vah. Sağlığım bozulacak bir şey değil. Bozuldu bile. Bu akşam biri bindi. Babasının uşağı varmış gibi. Çek usta. Şurada dur usta. İndi bir saat, 1,5 saat. Bekle bekle. Adam yok. Aa, bak terbiye size. Halis nereye böyle? Okula gidiyoruz Abadi'yle. Okula mı? Niye? Kızlar beden eğitim dersini bahçede yapıyorlar, ne tatlı. 19 Mayıs provalarını izliyorum ben de pembe pembe. Kimse söyleme. Fuh, röntgenci sapık. Sana ne? Başladın mı sen yine içmeye? Günde bir bardak şarap. Senin o kadarına izin veriyor. Baban kızmıyor bu kızları seyretmeni? Babamın haberi yok. Duyarsa enseni patlatır. Patlatmaz. Annem de babam da sever beni. Ben herkesin içine karışmıyorum senin gibi. Akşamları erken yatıyorum. Sabahları da portakal suyumu içiyorum yumuşak yumuşak. Uyutuyorlar seni, uyutuyorlar. Kim uyutuyor? Safsın sen, saf. Aklın ermez bu işlere. Haklısın abadi. Çenesi düşmüş. Konuşuyorum her gibi. Biz gidelim hadi. Kapıcı, markete mi? He, buyur. Ne vardı? O teker şaraplarından al bana 5-6 şişe. Çatıdaki Zula'ya koy, duydun mu? Yok öyle beleş. Sen önce borcunu öde, borcunu. Dün gece nerede söndürdünüz feneri iblis? Anneniz ölse haberiniz bile olmayacak. Asıl senin haberin yok galiba baba. Bizim annemiz çoktan öldü. O kadın senin karın, bizim annemiz değil. Öy! O nasıl konuşma iblis? Kırarım boynuzunuzu. Cevap vermeyin babanıza siz de. Çenenizi tutun biraz. Zaten kafası bozuk. Hep bozuk zaten kafası. İyi bir şey duyduğumuz yok. İyi günler, hayırlı işler. Hoş geldin enişte. Hastamız nasıl oldu babacığım? Geldi mi kendine biraz? Geldi çok şükür. Bu sabah biraz açıldı gözleri. Oh neyse, geçmiş olsun. Sen de fazla kaşıklama o şeylerden bundan sonra babacığım. Hıy! Ne kaşıklıyormuşum? O nasıl konuşma iblis? Herkesin içinde. Kırdın kolumu babacığım. Boynuzunu da kırarım iblis. Üstüne vazife olmayan işlere karışma. Fena bir şey mi söyledik babacığım? Senin sağlığın için. Sen de hak ettin ama. Sana ne? Keyfin hikayesi mısın? Ne isterse yer kaşık kaşık. Bela mısınız siz benim başıma? Ne yiyormuşum öyle kaşık kaşık iblis? Yetti be. Şamar olanına döndük be. Allah Allah. Niye giyindiniz böyle efendim? Nereye gidiyorsunuz böyle sabah sabah? Şu kıllı yalı kazıklarıyla kira meselesini konuşacağım efendim bir kere daha. Ayıp değil mi efendim? Gidilir mi hiç bu saatte? Uyuyorlardır daha. Kaçmıyorlar ya, konuşursunuz. Kaçıyorlar efendim. Yakalayamıyorum bir türlü. Şunun şurasında kaç gün kaldı kontratın dolmasına? Bu kadar sık boğaz etmeyin efendim. Kaç yıllık kiracılarımız. Onlar asil insanlar. Hele Cenap Bey. Hadi efendim hadi. Kim kaybetmiş de onlar bulmuş asaleti. Fırsatçı ikisi de fırsatçı. Sizin iyi niyetinizi suistimal ediyorlar utanmadan. İyi günler. Buyurun. Sertifikası içinde mi gazetenin? İçinde efendim. Hepsi içinde. İyi. Şu asansörü de yaptıramadı hala o yönetici olacak herif. Keyfinden mi yaptırmıyor adam? Motorun, tellerin, her şeyin değişmesi lazımmış. Dünyanın parasını istiyorlar. Yaptırsın efendim. Versin parasını, yaptırsın. Kimse elini cebine atmıyor ki Sabri Bey. Hadi sen birinci kattasın, sana bir şey yok. Yavuz Bey ne yapsın? Ta tepeden inip çıkıyor o sakat bacağınla. Ya biz ne yapalım? Her sabah kaç kat çıkıyoruz biliyor musun sen? Fıtık olacağım vallahi bu gidişle, fıtık. Buyurun, iyi günler kız kapıcı. Sus be. Hala ağrıyor mu kolun Sedat? Ağrılar azaldı sevgilim. Bacakların nasıl? İyi sevgilim, iyi, merak etme. Öyle koldan bacaktan kocana zarar gelmez. Kafasına bir şey olmasın, sen ona bak kafasına. Korkarım olacak bu gidişle Sedat. Sen böyle götürmeye devam edersen eninde sonunda kafanı da kıracak katil. Ağzını ayrı aç sevgilim, olmaz bir şey. Senin kocan o katili suya götürür, susuz getirir evvelallah.
Aslı! Babanın ayakkabılarını getiriver kızım. Dün bir şeyler yapabildin mi bari Sedat? Aybettin Serpil. 1,5-2 milyar kadar kaydırdım. Dahi benim kocam, dahi. Seninle gurur duyuyorum. Duyacaksın tabii tak. Her tarafı sargılar içinde olsa gene götürür senin kocan. Bir şu kafa, bir de şu parmak yeter. İnternetten cızız. Parayı benim hesabıma kaydır bundan sonra bari Sedat. Katilin yakalaması daha zor olur. Ne oluyor anne? Ortak mı çalışıyorsunuz artık? Sana ne oluyor kızım? Sen de casus gibi laf mı dinliyorsun? Ne işin var burada? Ayakkabılarını getirdim. Aklının ermediği işlere karışma sen kızım. Koy şunları yere. Dur dur gitme hemen. Düşündün mü o dediğim konuyu tak? Kabzımal Ökkeş'in oğlunu mu? Nesini düşüneceğim baba Allah aşkına? Aa, kabzımal deyip geçme kızım. Halin yarısı onların. Şahane hayat yaşarsın. Sosyete sayfalarından inmezsin vallahi. Yapma anne. Yüzünü bile görmediğim biriyle mi evleneceğim? O seni bir kere halde görmüş kızım. Görmesiyle de ilk görüşte aşk. Yıldırım aşkı. Ökkeş abi de oğlu için maddi manevi her türlü fedakarlığa hazır yani. Umurumda değil. Beni kimse parayla satın alamaz. Nerede hata yaptık biz Serpil? Beni kimse parayla satın alamaz diyor. Ne biçim kız yetiştirdik biz böyle tak? Bu sabah üstüne bir dalgınlık var kız. Ne düşünüyorsun öyle derin derin? Düşünüyorum ablacığım. Sabah hesaplara bakıyorum, 1,5 milyar açık var. Akşam bakıyorum, 2 milyar fazla çıkıyor. Vatandaşın burnuna kelek kokusu geliyor birkaç gündür. Kızcağızımız derken gene paraları götürüyor galiba seninki. Götürüyor galiba ablacığım günah boynuna. Vatandaş kendisi değil, soracağım hesabını. İyi günler. Ay! Buyurun. Ödümü kopardın kız kapıcı. Öyle paldır küldür girilir mi? İnsan bir öhe der öhe. Tamam. Höşt! Koçum höşt! Dalma öyle damar gibi içeri demiyor muyum ben sana? Kusura bakma Yavuz Bey. Bir daha olmaz. Olmasın. Zaten kafam bozuk. Uyarım. Var mı asansörden bir haber? Yok Yavuz Bey. Çalışmıyor hala. Neden koçum? İlgilenmiyor mu hocamız? İlgileniyor da kimse para vermiyor. Biz verelim koçum söyle. Alırız sonra. Yazık değil mi şu adama kız kapıcı? Şu haliyle inip çıkıyor onca merdiveni. Harçtan kazanıyor yok ablacığım. Konuşuyoruz. Al şu yavruyu. Gel kız. Dolaşma ayak altında. Ezecekler şimdi seni. Ha canım. Prens. Hakiki prens maşallah. Yaktın beni koçum. Kız sakat ayağına mı bastın yoksa adamın kız? Bastı ablacığım. Bastı perişan etti vatandaşı. Allah. Aydın gelmiyor mu Bilge? Gelir şimdi uyandırırım. Akşam Cenap abiler de içkiyi biraz fazla kaçırmışlar. Yesene Şükrücüğüm niye duruyorsun? İştahım kaldı Nazan. Bütün gece uyuyamadım çocukları düşünmekten. Yapma baba. Sen de her şeyi kafana takıyorsun. Günaydın. Annelerin güzeli. Ablaların güzeli. Babaların yakışıklısı. Hayrola oğlum bakıyorum çok keyiflisin. Ha, keyifliyim baba. Bu sabah moralim yerinde. Akşam bir bit attın. Bizim keyfimizi kaçırdın. Şimdi bakıyorum ah. Ne dedim ki baba? Dertleştik biraz. Sabaha kadar uyuyamadı adamcağız vallahi. Döndü durdu. Kusura bakma baba bilseydim. Ne kusuru oğlum? Seninki gene yattı galiba Bilge. Galiba. Bu sefer paçasından tutup sürükleyeceğim. Bakıyorum. İyi günler. Buyurun. İyi günler. Dur Cafer dur. Buyurun Şükrü Bey. Ne olacak ya bu asansör rezaleti? İn çık perişan olduk. Herkes şikayetçi Şükrü Bey. Ben de muhafakacıya gidiyorum şimdi. Söyleyeceğim. Söyle vallahi. Olmaz bu böyle. Olmaz canım. İn çık öldük. Annemiz gelse sırtımızda mı taşıyacağız yukarı? Dünya varmış baba. Aylardır ilk kez uykumu almış olarak gidiyorum okula. Gördün mü erken yatmanın faydasını? Ben de bütün gece asansörle inip çıktım rüyamda. Üzme kendini bu kadar baba. Her şeyi sen mi düşüneceksin? Şu yöneticiliği bıraktığın gün horoz göstereceğim babacığım. Hadi hoşça kal. İyi günler. Buyurun. İyi günler Cafer. Hocama bir şey söyleyecektim de. Bak babamın canını sıkacak bir şeyse hiç söyleme. Asansör meselesi mi yine Cafer? Asansör.
Hadi hadi siz gidin. Geç kalmayın dersinize. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Millet başımın etini yiyor hocam. Birinin ayağı sakat, biri bilmem ne. Gözünü seveyim. Yaptır şu asansörü. Keyfimizden mi yaptırmıyoruz evladım? Herkese eziyet olsun diye mi? Ben de kalp hastasıyım. Dil altı hapıyla çıkıyorum merdivenleri. İyi de ne diyeyim soranlara hocam? Ne diyeceksin evladım? Söyle. Gidiyorum bugün firmasına dil dökmeye. Hadi Allah kolaylık versin. Allah Allah. Laf da girmiyor bunların kulağına. Hadi oğlum yıka şu ellerini de gel artık. Seni bekliyoruz 2 saattir. Başla sen Davut, bekleme artık. Zaten yiyeceğimiz 2 galeta şunun şurasında. Niye bu kadar uzun sürdü bunun köpeği gezdirmesi? Kızları seyrediyormuş enişte. Ha? Kızları mı? Okulda bayrama hazırlanıyorlar ya. Ne diyor bu Ulviye? 19 Mayıs provalarını söylüyor herhalde Davut. Ağzından çıkanı kulağın duysun kızım. Röntgenci mi bu çocuk? Sonra haber vermedin diye kızıyorsun ama enişte. Tamam Ayşe'cim, sen doğru olanı yaptın. Hadi otur başla kahvaltına. Mis gibi kokuyor. Neler yaptın anneciğim? Geç otur yerine. Dumkov. Kızları seyretmekten mi geliyorsun sen? Yok. Sabah prova yok ki. Öğleden sonra gideceğiz abadıyla. Yumuşak yumuşak. Al! Bir de söylüyor utanmadan. Bunda ne kötülük var Davut? Çocuk hem köpeği kestiriyor hem de provayı isliyor. Bunda ne kötülük var? Bu yıl hareketler çok güzel. Zıplıyorlar. Böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Al! Yapma öyle sapık hareketler Dumkov. Patlatır ben seni. Hani baksana şu kocana. Ensemi patlatacakmış. Nein Davut. Bir şey anlatıyor çocuk. Atır. Dikilme karşımda. Dinle beni. Bundan sonra köpek gezdirmek falan yok sana. Yazık değil mi ama baba diye. Ayşe yengen gezdirir. Sen okulun yakınından bile geçmeyeceksin bundan sonra. Yasak. Duydun mu? Duyduk, duyduk. Hadi iç yavrum portakal suyunu. Vitamini kaçmasın. Wir geben Tabletten aber nüt gar nicht. Nein Davut. Es wirkt doch. Weißt du es besser als der Arzt? Hm? Ha, ne konuşuyorsunuz öyle terbiyesiz terbiyesiz bu saatte? Hadi gece olsa neyse. Tövbe yarabbim. Biz de dert babası olduk Gül. Önüne gelen ne olacak bu asansör diye bize soruyor. Sabri domuzu da durmadan karıştırıyor ortalığı. Münafık Gül, münafık. Muvaffak Hoca ya kalpten gidecek ya da çekip vuracak bu domuzu. Doyamıyorum vallahi şu Türkan Hanım'ın çikolatalı kahvesine. Şundan biraz da eve götürelim. Burada içtin yetmiyor sanki. O kadar beğeniyorsan git al kendine çarşıdan. Paran mı yok? Beleşin tadı başka Gül. Getirecek mi baban Sultan Hanım muayenehaneye? Getirecek. Aman bir şey yok o yılanın be. Asıl babam dikecek nalları böyle giderse. He. Dikecek vallahi bu azgınlıklar. Titretir verecek kuyruğu. Anam. Ne dedik Gül? Özledin mi anneyi? Özledim. Bakalım annesi neler getirmiş kızıma. Hadi oğlum çıkın siz artık geç kalmayın. Ay yavaş oğlum yavaş. Ay kusura bakma anam. Ha Cem, uçaktan inince cepten ara Özge'yi de misafirler için şu prolardan alsın free shop'tan. Alacak baba biliyor zaten. Sen yine de bir hatırlat oğlum. Gel bakalım sen babaannenin kucağına. Oo ne kadar ağırlaşmışsın böyle maşallah. Büyüdün babaanne. Büyüdün ya 2 günde. Annen bile şaşıracak. Hadi hoşça kalın. Hadi bakalım güle güle. Aman Cem dikkatli sür arabayı oğlum. Merak etme babaanne. Hacer Hanım da geldi. Günaydın. Günaydın Hacer Hanım. Dönüşte görüşürüz Hacer. Hadi hoşça kal. Hayrola? Hep birlikte mi gidiyorlar Özge Hanım'ı karşılamaya? Hı hı. Sen niye bu kadar geç kaldın? Sorma teyze. Otobüse bir cip çarptı. Cip mi? Deme ya. Ya süslü püslü bir kadın Şevket Bey. Ağzında cak cak sakız, kulağında cep telefonu. Öyle kullanıyormuş o koca cibi. Olan bize oldu tabii. 1 saatten fazla bekledik yolda. Kadını göreceksiniz. Bir edepsiz, bir edepsiz. Nasıl bağırıyor şoföre polislere? Otobüste böyle tıklım tıklım içime fenalık geldi. Hadi kızım hadi. Bizim de içimize fenalık getirme. Değiştir üstünü. Yapacak işimiz çok.
Nasıl anam, rahatladın mı biraz? Oh, ellerin dert görmesin yavrum. Şöyle omzuma doğru biraz daha. Sen yine çok yoruluyorsun bugünlerde. Yo, nereden çıkardı? Ne bileyim, sözde oturacaktın, dinlenecektin biraz ama hala bütün yük sende. Yok anam, yok. Herkes üstüne düşeni yapıyor. Bak Cem de yetişti. Tıkır tıkır yürüyor her şey, çok şükür. Aman oğlum, dilini ısır. Gidiyor muyuz hocam? Gidelim evladım. Taksitle maksitle yapmaya razı edebilirsek adamları. Yavaş ablacığım. Çekme. Öbür bacağımı da sen kıracaksın. Ağzından yel alsın kız. Dikkat et, son basamak. Buyurun. Saygılar hocam. Nedir bu asansörden çektiğimiz? Sormayın efendim. Bozulunca anlıyor insan kıymetini. Kız hoca, Allah elini versin. Sen de yaptıramadın şu asansörü, gitti. Hariçten gazel yok ablacığım, konuşuyoruz. Benim suçum değil ki efendim. Zamanında ihmal edilmiş. Kim ihmal etmiş hocam? Kim olacak efendim? Bu kereste müdürü. Ehil olmayan kişilere yaptırmış asansörün bakımını. Bana bak bunak. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Gelirsem oraya. Tamam. Ay, senden korkulur kız. Laf mı dinliyorsun kapının arkasında casus gibi? Hakaret etti efendim, şahitsiniz. Vereceğim bu hediyeyi mahkemeye. Dur komşum. Karıştırma şimdi mahkeme falan. Ver ulan. Mahkemeden mi korkacağım? Benim hayatım mahkemelerde geçmiş. Babacığım, sabır sabır. Şşt. Sen kapa çeneni. Bunak efendim, bunak. Artık ne dediğini bilmiyor. Oynatma öyle elini kolunu komşu. Hasretme vatandaşı. Ama önce o hakaret etti efendim, duydunuz. Üstelik iftira ediyor utanmadan. Kim demiş asansörün bakımını ehliyetsiz kişilere yaptırdığımı? Ben söylüyorum ulan. Firmadan gelenler de söyledi. Bulmuş iki tane şarlatan kendisi gibi. Ucuz malzeme, ucuz işçilik. Duydun mu hocam komşu? Doğru mu bunlar? Yalan efendim, uyduruyor. İspat edemez. Ederim. Mal gibi de ederim. Nerede yapılan işlerin faturası? Nerede garanti belgesi? Efendim, belge olmayabilir ama adamlar işlerini biliyordu pekala. Biraz tasarruf olsun diye fatura almadık ama. Kıvırtma komşu. Asansörün bakımını düzgün yaptırdın mı, yaptırmadın mı? Evet veya hayır, tek kelime. Efendim şöyle arz edeyim. Arz etme komşu, tek kelime. Evet veya hayır. Efendim, belki bizim de bazı hatalarımız oldu ama. Tamam komşu, kes. Bu kadarı bana yeter. Hasretme vatandaşı. Nasılmış düdük? İşte böyle mi arartırlar adamı? Ayıp değil mi kız hoca? Bir de herkesi kışkırtıyorsun adamcağıza karşı. Yazıklar olsun komşu. Vatandaş sana canını malını emanet etsin. Sen de böyle. Tek suçlu ben mi oldum şimdi efendim? O kadar söylüyoruz. Dolaşıyorlar çoluk çocuk 8-10 kişi birden. Paldır küldür bir aşağı bir yukarı eşek gibi, affedersiniz. Asansör mü dayanır buna efendim? Elini kolunu unutma komşu. Hasretme vatandaşı. Ellerin kırılsın. Utanmıyor musun bacak kadar çocuğu değil mi? Anam. Durun anneciğim, ne yapıyorsunuz? Bırak beni. Akranım o senin. Kırarım bacaklarını ha. Dur kız teyze. Zaten kırılmış adamın bacağı. Yerim ben senin o kuru yanaklarını. Yerim, yerim. Ay. Buyur. Nerede kaldın canım? İçi bir saati seni bekliyorum ha. Kusura bakma Cenab abi. Ayılamadım ya. Olmaz. Bu senin işin. Bak çekeceğim kulağına. Geç kalıyorsunuz abi. Yolda konuşun. İyi günler efendim. İyi günler sabicim ve de hoşça kal. Durun efendim, nereye gidiyorsunuz? Konuşmamız lazım. Hiç vaktim yok sabicim, arkadaşımla konuşuyorum. Ne konuşacağız Sabri Bey? Sizi son defa uyarmaya geldim efendim. Yarın çekiyorum protestoyu. Protesto mu? Ama kira konusunda anlaştığımızı sanıyordum sabicim. Geç kalıyoruz abi, gidelim. %25'te uyum sağlamamış mıydık? Yanılıyorsunuz efendim. %60 zam istiyorum. Aramızda derin bir görüş ayrılığı var canımın içi. %25'ten bir kuruş fazla veremeyiz. O zaman çekeceğim protestoyu efendim, kusura bakmayın. Çek sabicim. Biz de karşı protesto çekeriz, ne yapalım? Hadi ama abi. Ha, o kadar çabuk pes etmeyeceğiz. İbrikçi, ara hemen avukatımızı. Avukat mı? Ha. Sabri Bey, ben size ne demiştim efendim? Niye geldiniz buraya? Hakkımızı savunmaya geldim efendim. Ucuza kapattırmayacağım bu evi. Bu benim annemin evi efendim. Karışamazsınız. Duydunuz mu Sabri Bey? Cenab abi, gözünü seveyim, gidelim. Sabret canın içi. En güzel yerine geldik. Siz şimdi %25'i kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Etmiyorum efendim. O zaman onu da yapmayacaklar efendim. Eski kira devam edecek. Yaşadık abi. Durun bakalım efendim. O kadar kolay değil o iş. Çok zarifsiniz hanımefendi. Sizi öpeceğim. Hop!
%60. %25. Yavaş ablacığım. Koyduğum kuralları unutma. 40 kilometreden fazla yok. Sağdan gideceksin. Dur dedim mi duracaksın. Kız böyle esir gibi de araba kullanılmaz ki kız. Önüne bak ablacığım. Suratıma değil. Konuş hocam. Yapsınlar şu asansörü. Masrafı ne tutarsa ben vereceğim. Eksik olmayın beyefendi. Dairelerden topladıkça takdim ederiz borcumuzu. Alırız hocam, acelesi yok. Ey maşallah. Şengül Hanım da ne şoförmüş. Eliye çıktın ablacığım, yavaş. Hasretme vatandaşı. Azarlama insanı şöyle katil gibi kız. Elim ayağım birbirine dolanıyor. Sağdan dedik ablacığım, sağdan. Şaşırttın işte kız gene sağımı solumu. Efendim, şoförün işine karışmak pek doğru değil. Değil tabii kız. Çıkacağım şimdi kaldırıma senin yüzünden. Ay. Hop ablacığım, hop. Senin adın ne bakayım? Kiristi müdürü, kiristi müdürü. Kimin oğlusun sen? Kapa çeneni moruk, kapa çeneni. Şşşt, terbiyesizlik yok. Asıl sen kapa çeneni. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz Türkan abla. Hoş bulduk Gül. Aa, sen niye orada oturuyorsun teyzeciğim? Ne yapayım evladım, bırakıp gittiler beni. Olur mu hiç? Nereye gittiler? Buradalar Türkan abla, Cenap Beylere çıktılar da. Bu işe karışmayın dedim efendim size kaç kere. Asıl siz bana karışmayın efendim. Beni rezil ettiniz yine o büyük şaire. Hah, büyük şairmiş. Büyük dolandırıcı desenize. İyi günler efendim. İyi günler. Gelin anneciğim. Evimize gidiyoruz. Kıracağım bacaklarını. Nerelerde geziyorsunuz? İçiniz rahat olsun efendim. Çekemez protesto falan. Öyle bir çekerim ki efendim. Şaşar kalırsınız. Çekebilirsin abicim. Artık fark etmez. Kırdın kalbimi. Yarım saatimiz kaldı abi. Hayatta yetişemeyiz. Kendimize bir ev aramaya başlıyoruz zaten. Duydunuz mu efendim? Eğer onlar buradan taşınırsa siz de aramaya başlayın kendinize bir ev. Fesubhanallah. Nesi varmış Sultan Hanım'ın? Pek anlayamadım. Çarpıntısı vardı. Bir sinir ilacı verdim, sakinleşti. Aa, olur mu hiç Gül? Ezbere ilaç verilir mi? Senin bilmen lazım bu işleri. Şeyden geç verdim. Kalmadık ya. Hoş geldiniz. Buyur otur Halil Bey. Seni şöyle alayım Sultan Hanım. Şuraya mı? Gel baba otur. Geçmiş olsun. Ne oldu sana böyle? Ne bileyim. Biraz sinirlerim gerildi doktor hanım. Var mı özel bir nedeni? Var ama böyle şeyler ulu orta anlatılmaz ki. Mahrem mevzular. Mahremi mi olur bunun canım? Ben doktorum. Belki de benden çekiniyorlar Türkan abla. Çıkayım istersen. Senden ne çekineceğim be? Gizli saklı bir şeyimiz kaldı da sanki. Yavaş sultanım. Gene çarpıntını tutacak. Hep bunların yüzünden zaten doktor hanım. Kocamızla aramızda ne var ne yok her şeyin hesabını vermeye mecburuz sanki bu çirkeflere. O nasıl söz öyle sultanım? Çirkef sana benzer mahalle karısı. Ne dedin ne dedin? Yırtarım şimdi senin ağzını ha. Aa, ayıp oluyor ama Sultan Hanım buraya kavga etmeye mi geldin? Ben mi çıkardım kavgayı ayol? Ben mi çıkardım süprüntü? Ne? Şimdi ben senin. Aa, yeter ama Gül, sen de çok uzattın. Utanmıyorlar da be. Yediriyorlar yaşlı adama balları cevizleri. Evet. Yaşlandıysak ölmedik daha kızım. Gücümüz kuvvetimiz yerinde çok şükür. Kolay gelsin birader. Siz midiniz canım abicim? Hayrola bir durum mu var? Her şey kontrol altında canım abicim. Hesaplar emin ellerde. Otur birader. Birlikte bakacağız. Bir açıklarsa sen öldün. Bakalım canım abicim, buyur. Oku bakayım şu ekranı. Okuyayım canım abicim. 1.710.000.000. Akşam kaçtı birader? Ha? Akşam mı canım abicim? Akşam birader. Kıvırtmadan cevap ver. Şeffaf. Doğruyu söyle şuna kız. Şeffaf. Kırdıracaksın yoksa yine bir tarafını. Akşamki yekün 3.000.000.000 canım abicim. Peki nereye gitti aradaki fark birader? Ben 3 milyar mı dedim canım abicim? Ya ne dedin birader? Konuş birader. Nerede? Kız konuşsana kız. Şey yoluna gideceksin vallahi şimdi ha. Hatırladım canım abicim. Tak virüs götürdü. Virüs mü birader? Virüs canım abicim. Uzak doğu virüsü.
Tokyo borsasından girmiş, Londra'dan çıkmış. Anlaşıldı birader. Bu ne? Pırasa canım abicim. Bu? Kereviz canım abicim. Peki bu ne birader? Yumruk canım abicim. Ne kadar ağır kanlısın Nimet. Nerede kaldı kahvem? Getirdim Raşit'ciğim. Kusura bakma Raşit'im. Köpüğü kaçtı biraz. Kaçırma Nimet. Neden kaçırıyorsun Allah Allah? Sahip ol köpüğüne. Bir daha olmaz Raşit. Ver şunu hadi ver. Buyur afiyet olsun. Şekerini fazla kaçırmışsın. Özür dilerim kocacığım. Bir daha kaçırmam. Akşamüstü kızımı görmeye gidebilir miyim Raşit? Olmaz gidemezsin. 5 dakikacık Raşit. Ta Londralardan gelmiş. Çok özledim kızımı. Olmaz dedim Nimet. Otur oturduğun yerde. Kapatırım vallahi yine dolaba. Peki Raşit. Sen gitme diyorsan gitmem. İlaç mı içirdin bana Raşit? Kendimi kuzu gibi hissediyorum. Ne ilacı Nimet? Ha, bak yine göz kırptın. Bilmem. Kırptın diyorsan kırpmışımdır Raşit. Dikkat et hareketlerine. Kapatırım yine dolabı ha. Kapat Raşit. Ne istersen yap. Nimetin sana kurban olsun. Canım canım. Çok da tatlı göründün gözüme. Gel bir makas alayım yanağından. Ah, ah. Oo, parçaladın Nimet. Bu ne biçim makas? Sevgili dinleyiciler, Dinle Beni İstanbul programında bir kez daha birlikteyiz. Sözü dilimizin ustası, duygularımızın sihirbazı, inceliklerin cambazı büyük şairimize bırakıyorum. Sağ ol canım içi. Ben bile daha ilginç bir sunuş yapamazdım. Merhaba İstanbul. Dostlar merhaba. Bugün sizlere derin bir toplumsal yaradan, büyük bir insanlık dramından söz etmek istiyorum. Öncelikle de başlarını sokacak bir yuvaları bile olmayan kiracı dostlarıma sesleniyorum. Ey bu güzel kentin çilekeşleri, ey evsiz baksızlar, ey kontrat mahkumları, gözleri paradan başka bir şey görmeyen acımasız ev sahiplerine karşı birleşin. Sokağa atılma korkusundan başka kaybedecek neyiniz var? Dostlarım, Sabri Bey gibi insanlar bu toplumun... Yeter Allah'ın cezası. Ne yapıyorsunuz efendim? Delirdiniz mi? Yeter efendim. Bu zırvaları daha fazla dinleyemem. Ay, ellerin kırılsın. Niye kapattın Eşref Refik Bey'i? Açacağım efendim. Karışamazsınız bize. Karışırım efendim. Gelmeyin üstüme. Vallahi şimdi fırlatır atarım balkondan şu radyoyu. Rezil etti beni bütün İstanbul'a yalı kazı. Oh, ağzına sağlık efendim. Artık sokağa da çıkamayacaksınız. Cemil! Hayrola nereye? Tavan arasına Sevim. Şu asansöre bir de ben bakayım. Yine oradan. Ne anlarsın sen asansörden? Anlarım Sevim. Niye anlamayayım? Cemil sabrımı taşırmayın aşağıya. İneceğim Sevim. Şu şeyleri alayım bari. Neleri? Şarapları Sevim. 3 şişe var yukarıda yazık. Anlaşıldı. Sen adam olmazsın Cemil. Git al hadi çabuk. Bekliyorum burada. Pire gibi alıp gelirim Sevim. Düşme sakın. Düşer miyim Sevim? Benim adım Cemil. Sağ ol Tertip. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Eyvallah. Sen de balon ister misin Dursun abi? Sağ ol Halis. Ellerim kirli. Olsun ben sana yediririm yumuşak yumuşak. İyi geldi serin. İyi gelir. Güç verin. Daha iyi çalışırız. Yeter Halis. Bu kadar yeter. Güle güle. İyi günler. İyi günler. Hadi Dilek, zor bir şeyler. Sorayım Tertip.
Elektrik ampulünü kim buldu? A. Christophe Colomb, B. Thomas Edison, C. Louis Pasteur, D. Madame Curie. Kolay direk. Sonuncusu. Madame Curie mi? İyi düşündüm artık. Son kararın bu mu? Yok yok, değiştiriyorum. Christophe Colomb. Son kararın bu mu tertip? Bu. Ama Christophe Colomb Amerika'yı keşfetti tertip. Olsun. Önce Amerika'yı keşfetti. Sonra da lambayı buldu. Tüh kafız. O zaman elektrik bile yoktu. Yoktu tabii tertip. Sırf kovboylarla Kızılderililer vardı. Sonra Tom Nix, bir de Texas. Ne oluyor hayırsızlar? Dalga mı geçiyorsunuz? Dalga geçmiyoruz amca. Çalışıyoruz. Öyle mi? Ne çalışıyorsunuz bakalım? Galip yarışmaya hazırlanıyor Davut Usta. Ne yarışmasıymış bu? 500 milyar yarışması baba. 500 milyar amca. Kazanırsam evleneceğim. Kazanamaz baba. Her şeye yanlış cevap veriyor Möğ gibi. Elektrik ampulü Christophe Colomb buldu dedi. Hayırsız. Hiç Christophe Colomb olur mu? Kafasız. Kafasız baba, kafasız. Bir halt bilmiyor. Ampulü bir Türk icat etti. Adı da Edison. Edison mu? Ne diyorsun Davut Usta? Salak Dilek, salak. Konuşa işte Möğ gibi. Tertibime söyledim baba. Vallahi sana değil. 6x8. Ercan Divitçioğlu arıyor Ergun Bey. Aman kızım lan, sakın bana bağlama. Anlat işte, yatacak bugün para. Sizinle konuşmak istiyor. Konuş müdürüm, affedersin. Ağzın mı aşınır? Çattık. Ver bakalım. Alo, buyurun Ercan Bey. Halloluyor efendimizin çekişiniz. Arkadaş gitti bankaya. Bir senedimiz var. Onu tahsil edip hesaba virman yapacak. Tabii, en geç 4'e kadar olur efendim. Size de iyi günler. Neredesin kanarya? Hallettin mi? Yatırdın mı parayı hesaba? Başımız dertte Ergun Bey. Senet bankada yok. Eyvah! Delirdin mi kanarya? Ne demek yok? Nasıl olmaz? Yok işte Ergun Bey. Vermemişiz tahsile. Yandık. Şevket Bey kesecek hepimizi. Nereye gitti peki bu senet? Sizdeydi Ergun Bey. Siz verecektiniz bankaya. Ne münasebet? Ben sana verdim. Gayet iyi hatırlıyorum. Vallahi ben de değil Ergun Bey. Oyalama beni kanarya. Bak, adam para bekliyor. Bulsun çabuk. Nereden bulsun Ergun Bey? Bende yok dedi işte. Olsa verir müdürüm, affedersin. Yemedi ya senedini. Yandık. Mahvolduk. Hay Allah. Yoksa Cem Bey'e mi vermiştim? Düşük kanarya. Nerede olabilir senet? Bilmiyorum Ergun Bey. Panik yapmayın Ergun Bey. Bir an önce söyleyin Şevket Bey'e de bir çare düşünsün adam. Aman kızım aman. Ben söyleyemem. Git sen söyle kanarya. Nasıl söyleyeyim Ergun Bey? Kendiniz söyleyin. Söyle de kırsın kafanı, affedersin. Cem görünmedi hala. Uçak rötar falan mı yaptı yoksa abi? Yok be oğlum, evdeler onlar. Değnekten bize hayır yok bugün. Hiç bekleme. Karısına kavuştu ya. Ama ben de saf saf anlatıyorum sana. Gel. Özür dilerim, konuşmanızı bölmedim ya. Gel Demet'ciğim, gel. Hayrola? Bir senet vardı ya hani. Bankaya verilmemiş. Bugün ödeyeceğimiz çek de karşılıksız kaldı. Ne? Hangi cehennemde bu senet? Cevap ver bana, bakma yüzüme öyle. Efendim, ben Cem Bey'e vermiştim onu. Bırak şimdi Cem Bey falan. Çıldırtmayın insanı. Bulun şunu hadi. Bakın dolaplarınıza, çekmecelerinize. Ben gidip bakayım Ergun Bey. Yok kanara yok. Cem Bey'e vermiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Ya ne rahat adamsın sen be. Kapı dinlemekten iş yaptın yok. Buyurun Ergun Bey. Masanızdaymış. Allah Allah. Nasıl girmiş bu oraya? Sizdeymiş değil mi Ergun Bey? Evet ama. Konuşma. Sorumsuz herif. Yeter abi, bağırma bu kadar adama. Çekil sen de be. Kusura bakma Şükrü. Düzeldi mi moralim biraz? İdare eder. Dünkü gibi değilim en azından. Akşam bizimkilerle de konuştuk, iyi geldi. Ha şöyle. Rahat ol biraz. Her şeyi takma kafana. Öyle valla. Takmamak lazım fazla. Nereye gidiyoruz? Bugün ben seni bir yere götüreyim. Ne dersin? Sıkı bir yemek ısmarlayayım. Üf Zeynep. Gene bozdun moralimi. Saçmalama, ne yaptım ki? İşsizliğimi yüzüme vuruyorsun. Daha ne yapacaksın? Köpeği görüyor musun Su? Evet. Bak, burada da bir kız var. Bak, gözü kızından başkasını görüyor mu? Aa, niye öyle diyorsunuz? Hepinizi çok özledim. İki laf et o zaman kızım. Nasıldı Londra? Ay ne bileyim, soğuk şehir, soğuk insanlar. Isınamadım bir türlü. Amerika'ya pek benzemiyor değil mi? Onu da düşündüm yoldacı. İnsanın kendi ülkesi gibi yok. Nereye gidersen git hissediyorsun yabancılığını. Değil mi? Bir de küreselleşmeden falan bahsediyorlar. Ay hiç inanmayın. Yok yeni dünya düzeni, yok sınırların kaldırılması.
Daha da keskinleşiyor sınırlar. Kendilerinden olmayanı dışlayıveriyorlar hemen. Boşuna mı söylemişler kızım taş yerinde ağırdır diye? Bence siz bırakın Amerika planları yapmayı falan. Plan yapan kim anne? Konuşuyoruz. Kolay mı insanın ülkesini bırakıp gitmesi? Su? Nasıl oldun? Bizim yemekleri bile özledim. İnanır mısınız iki günde? Babam börek yaptı. Ah börek mi? Yaşasın. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anam. Sen de hoş geldin kızım. Hayrola Şevket, canın bir şey mi sıkıldı senin? Akıllanmayacak bunlar Mine. Hiç akıllanmayacaklar. Siz ne biçim adamlarsınız be? Bir alacağınızı bile takip edemiyorsunuz ya. Yine ne yapmışız baba? Daha ne olsun leylek? Senedi bankaya vermemişsiniz. Allah'tan adam iyi niyetli. Akşamüstü parayı elden verdi de çekimizi ödedik. Yazık size be. Sinirlenme bu kadar oğlum. Hallolmuş ya işte ona bak. Bırak be anam. Şükrü'nün de kalbini kırdım bu beceriksizlerin yüzünden. Hoş geldin Şükrücüğüm. Hoş bulduk Nazancığım. Bak bana bakayım. Bir şey mi oldu? Hiç sorma. Bıktım artık. Ne oldu yine hayrola? Hep aynı hikaye. Abim eski gürledi gene. Ortada fol yok, yumurta yok. Ay canını sıktığın şeye bak. Alışamadın mı hala bunlara Şükrücüğüm? Geç otur. Hadi bir de içki vereyim sana. Ah canım, asma suratını. Hadi, hadi geç. İnsan bazen hayatın sadece gençler için zor olduğunu sanıyor. Oysa her yaşın kendine göre zorlukları var. Galiba asıl önemli olan bunları paylaşacak sevdiklerimizin bulunması. O zaman bütün zorluklar daha kolay aşılıyor. Hoşça kalın.